düzeltirken neler yapıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi burun eğriliği dediğimiz crooked nose ya da deviated nose dediğimiz, yani eğri burunlar. Bunların bir kısmı yapısal oluyor, bir kısmı travmalara bağlı oluyor. Yani düşme olur, çarpma olur, top değmesi olur ya da bir darp sonucu olabilir, trafik kazası sonucu olabilir. Bu tip hastalarda ciddi bir eğrilik olabiliyor. Biz eğiklikleri aslında şöyle sınıflandırıyoruz. Eğiklik erişkin çağda mı başladı yoksa çocukluk çağında mı başladı? Şimdi eğer çocukluk çağında başlamış bir eğiklik ise bunları düzeltmek daha zordur. Çünkü o dönemki oluşan eğilik çocuğun daha sonra kemik iyileşme dönemi, kemik büyümesi döneminde ciddi olarak gerek kemikte gerekse kıkırdakta yapısal problemler oluşturur. Erişkin çağında olan kırıklıklar ya da eğikliklerde ise böyle bir gelişimsel problem olmaz. Sadece bir tarafa dönme, bir tarafa yatma tarzındır. Yani kemikte ki problem daha azdır. Çünkü biz çocukluk çağı kırıklarını yaş ağaç kırığı, green stick kırıklar olarak niteliyoruz. Erişkin çağda ise ciddi bir kırıkla karşılaşılır. Bu kırık olan doku iyileştikten sonra isterseniz normal tarafa doğru alabilirsiniz. Kemikte yapısal veya gelişimsel büyük bir problem olmaz. O yüzden çocukluk çağında ya da doğuştan olan eğiklikleri düzeltmek, sonradan olan kırıklara bağlı oluşan eğikliklere göre daha zordur. Şimdi bu hastamızda nasıl bir şey var? Çok yüksek bir ihtimalle yine çocukluk çağında oluşmuş bir eğiklik bu. Hasta zaten bunu ifade etti. Burnuma diyor, top değmişti diyor. Küçükken, çocukken diyor. Tabii buna bağlı olarak problem oluşmuş. Şimdi hastanın tabii ciddi bir problemi olduğu için tutun. Evet. Hastadaki bu problemleri düzeltmek için öncelikle açık rinoplastiyi tercih etmelisiniz. Kapalı rinoplasti ile bu tip problemleri düzeltmek mümkün ama yetersiz sonuç alma ihtimali daha yüksektir. Evet hocam.